E, CHP'ye baktığımız zaman e, e, orada biraz daha e, adaylık süreci gerçekten sancılı geçiyor. E, İyi Parti de 24-25 Haziran'da e, e, kongre süreci var ancak Meral Akşener'in karşısına bir aday çıkması beklenmiyor. CHP'de ise değişim talepleri gerçekten yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. E, özellikle e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ben menzile yürüyeceğim diyor, hedefimden sapmayacağım diyor, ee, değişim talebi e, kaçınılmazdır diyor, bu talep yerine getirilmelidir diyor. E, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu değişim talebini sürekli sıcak tutarak e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmaya çalışıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, tavrı şu an itibariyle, ...koltuğu bırakmamak yönünde. Ekrem İmamoğlu da biliyor ki... ...şu andaki mevcut delege yapısıyla... ...eğer e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...karşısına çıkarsa kurultayda... E, ...kazanma şansı çok düşük. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu... ...bunu bildiği için... ...toplumsal bir dalga... E, ...oluşturmaya çalışıyor. Özellikle CHP tabanında... ...genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı... ...bir dalga oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla iş kurultaya kalmadan ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında rakip olarak yarışmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çekilmeye ikna etmeye çalışıyor. O toplumsal baskıyla, taban tabandan gelen dip dalgayla e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, genel başkanlığı bırakmaya zorlamaya çalışıyor. Bu yönde bir baskısı var. Öte yandan Özgür Özel, CHP Grup Başkanı ee, onun da bir açıklaması oldu. Ee, Özgür Özel de diyor ki hani aday mısınız sorusuna e, sorumluluktan kaçmam cevabını veriyor. İşte e, kaybeden bir partide kaybeden bir takımda santrofor olarak oynamaktansa kazanan takımın her mevkisinde oynamayı tercih ederim diyor. O da baktığın zaman genel başkanlık konusunda denkleme girdiğini ifade ediyor. Ee, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan da yine dikkat çeken bir e, çıkış geldi. Eğer diyor Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ben diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında kurultayda aday olurum diyor. E tabi onun da şansı yok ancak e Tanju Özcan biraz da renkli kişiliğiyle bilinen bir isim. E, zaman zaman dikkat çeken çıkışlarda bulunuyor. E, bir yandan e, Ekrem da herhalde adaylık konusunda cesaretlendirmeye mi çalışıyor yoksa kendisinin de e, biraz göz önünde olmasını mı istiyor? E, Ona da e, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, dolayısıyla adaylık konusunda, değişim konusunda CHP'de yoğun bir e, talep var. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmak istemedikçe, genel başkanlığa devam edeceği mesajını verdikçe Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kesimlerde e, gerçekten yoğun bir baskı oluşturma, oluşmaya başladı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na da e, bu açıdan gerçekten ayıp ediliyor. Yani e, hakarete varan e, değerlendirmeler, sözler yapılıyor. İşte, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Merzifon bilmem nesine Benzeten değerlendirmeler var İşte kola kutusuna benzeten değerlendirmeler var e, Hakarete var Benzetmeler var e, Dolayısıyla şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunlara Dayanabilecek mi? Dayanırsa ne kadar dayanacak? Onları da önümüzdeki süreçte Görmüş olacağız e, Ekrem İmamoğlu cesaret gösterip kurultayda Karşısına aday olarak çıkar mı çıkmaz mı onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu az önceki haberimizde de ekranlara taşıdık. Daha önce de işte bu yönde değerlendirmeleri vardı. Belediye başkanları görevlerine devam etmeli diyor. Bu zaten Ekrem İmamoğlu açısından da bir handikap. Hakkında açılmış bir dava var. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle siyasi yasak alması, alma durumu var. Dava şu anda istinafta, yargıtay süreci de var ancak... O demokrasinin kılıcı gibi başının üzerinde sallanıyor. Bir de yine bir dava daha açılacak. İşte görevi suistimal ya da yolsuzluk suçlamasıyla bir dava daha açılacak. Yine hakim karşısına çıkacak. Dolayısıyla böyle davalarla uğraşıyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakmak zorunda kalacak. Belediye meclisinde AK Parti büyüye üye seçilecek. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçmiş olacak. Bunlar da handikapları. Dolayısıyla şu anda CHP içinde gerçekten taktik çekişmeler yaşanıyor. Taktik adımlar atılıyor. Herkes satranç tahtasında bir hamle yapıyor. Onun karşılığında da yeni bir hamleyle hamleyle karşılaşıyor. Dolayısıyla kurultaya kadar gerçekten farklı adaylar da çıkabilir. Var olan adaylar yeni hamleler de yapabilir. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz ve değerlendireceğiz.